Herkese merhaba. Track and Logistics Simulator çıkalı bir hafta oldu. Bir haftalık durumu bir değerlendirdim. Bir de yol haritası açıklanmıştı. Daha önce belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Birkaç videoda bahsetmiştik. Aslında böyle olmasaydı, ilk önce mobille ya da Switch'e çıksaydı, daha sonra PC için ayrı bir şekilde geliştirilseydi, bu yol haritasında planlanan özellikle olacaktı. Ama öyle olmadı. Öyle olmayınca da farklı bir tepkiyle karşılaştı çıktığında. Yani güzel bir oyun. Bunu herkes biliyor ama biz birçok videoda, zaten birçok haberde bu oyunu mobil olarak tanıttık, hani mobil versiyonu. PC'de daha sonra geliştirilecekti. Elbette yeni PC sürümünde şu an ışıklandırmalar geliştirildi. Yeni bit körtüsü, yeni yol kaplamaları, çevre tasarımı düzenlendi. Bunlar mevcut ama her bakımdan, nereden nereye bakarsanız hani bu bir mobil oyun. O yüzden ona göre değerlendirilince ve ona göre oynanınca oyun PC'de biraz sırıtıyor. Bu zaten hani tepkiler olumlu olumsuz. Beklenen şeyler, hani sonuçta çıktı artık, bu saatten sonra geliştirmesi önemli. Keşke diğer türlü olsaydı. Ben öyle çıkmasını isterdim ki PC'ye daha iyi çıksın. Çünkü mobilden alınacak feedbackle daha iyi hale gelebilirdi. Bir oyun ne kadar süre çıkmazsa o kadar özellikten belki mahrum kalıyor. Belki işte o feedback'i değerlendiremiyorsun, tepki alamıyorsun. Tepki alamadıkça da o oyun gelişmiyor aslında. Şimdi fiyat 69 lira, şu an indirimde bitmiş durumda. Ben anlatacağım, konuşurken de işte arkada videolarını izlersiniz. 328 inceleme var, çoğunlukla olumlu. Ya olumlu olumsuz, yani şimdi kim niye nasıl oynadı, nasıl niye amaçladı, orası farklı. Ayrıca yani oyun buydu zaten. Şimdi millet, nasıl anlatayım, videolarda farkındaysanız yani mevzu aynıydı. Yani arabayı alıyorsun, yük bindiriyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Kurgusal bir haritası var, her şey çok ayrıntılı değil. Böyle bir oyundu, mobil oyundu sonuçta. Mobil olarak geliştirmişti. Geliştirsen de bir yere kadar. PC için çok farklı şeylere girişmen gerekiyor. Çok farklı sorumluluklar var, gerekleri var PC tarafında. Özellikle Steam'e çıkacaksan zaten iş değişiyor farkındaysanız. Her neyse, millet hala yani ne zannediyordu bilmiyorum. ETS2 alternatif güçlü, böyle fizikleri ne kadar, her ayrıntısına kadar, arayüzündeki özellikle ne kadar bir oyun mu gelecekti yani. İzlediğiniz videolardan bunu mu anladı millet haberlerden? Ya bu bir Türk oyunuydu, tamam onu geçelim. Başından beri destekledik, feedback verdik, görüştük filan vesaire. Bir de Avrupa'ya gittiler, işte Almanya taşındılar. O süreç zaten uzatır bir sürü şeyi. Zaten aslında oyunun geç çıkması nedeni de biraz o. Biraz da Switch ve biraz da Airsoft'un mobil değil de Nintendo Switch ve PC sürümü çıkartarak kendine kazanç elde etme diyelim. Karşılıklı çıkar ilişkisi değil, bilirsiniz, buna fark etmez. Eninde sonunda bir oyun çıktı ortaya. Man lisansı, Scan lisansı, ama şimdi bu modeller ya da çevre tasarımı, yani yüksek poligon, yüksek ayrıntılı modeller değil. Aracın yani panjuruna, arkadaki şasisine falan Scan'ın bakın. Düşük çözünürlükte sadece doku olduğunu göreceksiniz, kaplama olduğunu göreceksiniz. Zaten bu mobilde oyun geliştirirken uygulanan bir optimizasyon çalışması. Böyle de olunca zaten oyun bir mobil oyun oluyor. PC'de oynanabiliyor. Ya PC çıkarmak, bu şekilde çıkarmak bir cesaret. Böyle de olmayabilir, dediğim gibi ben daha farklı şekilde çıkmasını isterdim ki daha başarılı olsun ilk çıktığında. Daha fazla kişiye erişsin. Öyle de oldu aslında. Sonuçta Airsoft'un desteğiyle oyun birçok yerde yayınlandı, birçok yerde videosu çekildi, birçok yerde tartışıldı. İsmi de biraz daha ilgi çekici olduğu için yapılan işler de aynı şekilde, araçlar. Yapılan işler, işte bir şoförsün, Fiorino kullanıyorsun, Transit kullanıyorsun, MAN-TG kullanıyorsun, Scania var, BDF şasili kamyonlar var, çekici tırı da olabiliyor. Elbette bu modellerin ayrıntısı, sürüş dinamikleri, yolda araç duramıyor yani, tutamıyorsun yolda, hep sağa sola gitmek zorunda kalıyorsun ya. Hani mobil de olsa tamam dersin ama PC'de, klavyede o iş olmuyor, o işin değişmesi lazım. Ya bunlar zaten hani geliştirecek şeyler var. Ama yol haritasına geçelim, daha sonra yine bahsederiz. Şimdi bu yol haritası Airsoft'taki yetkili tarafından, aslında bu projeyi yönlendiren kişi tarafından paylaşılmış Steam'de. Bunun burada yer alan bazı özellikler zaten daha önce Mehmetcan'la konuşmuş şeyler ve yine onlar planlamış zaten Airsoft'a gittiklerinde. Yani işte mobil yaptılar, yapıyorlardı ama hani bir sonraki oyun nasıl yaparız diye konuşulduğunda böyle özellikler vardı. Yani bir sonraki oyun vardı aslında. İlk videolarda onlardan bahsediyorduk. Ne demiştik işte, daha iyi grafikler zaten elbette olacaktı yeni oyunda, yeni bir harita yapılacaktı ama o planlar şu an ertelenmiş durumda. Yani burada sayacağımız özellikler, size de haberi var, bunlar yani bir sonraki oyunda aslında daha iyi değerlendirilebilirdi ama bu oyunda bir şekilde yerleştirilecek.
Bunlar da aslında biraz şey, göz boyama özellikleri diyelim. Niye? Ya bunlardan da öncesi hani oyunun temel olarak hani özellikleri beraber geliştirmesi gerekiyor ya. O mevzu sıkıntı. Şimdi o mevzu geliştirmedikçe istediğin görevi getir, istediğin aracı getir, istediğin şeyi getir. Olmuyor. O yüzden yani sürüşün, işte aracın tepkileri, davranışı, belki işte yeni gelecek olan araçlar ve dorsiyeller, römorkları, daha iyi modeller sayesinde belki daha da böyle oyunun atmosferi değişebilir. Her neyse, şimdi bir grafikse iyileşme olacak. Bunu her tarafına yayabilirsiniz aracın. Araçlar diyebilirsiniz, çevre tasarımı, ışıklandırma daha da iyi olabilir. Belki işte yağmur eklenecekti zaten. Onu yetiştiremediği için eklenmemiş. Belki kar yağabilir. Hava durumu, değişik hava durumları. Zaten bu yine serbest dinamik hava durumunu konuşmuştuk yani daha önce çıkmadan önce. Mesela öteki türlü çıksaydı çok kötü olurdu. Yani geceyi seçeceksin, gece oynayacaksın. Gündüz seçeceksin, gündüz yağmurlu oynayacaksın sadece. Bu çok kötü olurdu. O yüzden dinamik hava durumunun eklenmesi çok çok iyi oldu. Şirket yönetimi. Ekonomi tarafında Truck and Logistics Simulator zayıf. Yani bir para kazanıyorsunuz, bir araç alıyorsunuz. Elbette sıfırdan oynarsanız Fiorino ile falan işte. Bir şekilde böyle bir süreci var. Güzel ilerleyebilir ama ekonomi tarafında yetersiz. Yani yetişmedi ve yapılmadı zaten. Bundan sonra yapılacak. Sonuçta erken erişim oyunu. Şirket yönetiminde ne bekleniyor? Tüm araçları satın aldığı bir şirket garajı olacakmış. Genişletilmiş lojistik filosu, yani filo olarak bu araçları alacaksınız, o garajda göreceksiniz vesaire, listede göreceksiniz onları. Daha fazla araç için garajları mesela yükseltebileceksiniz. Yani herhalde yine onu da konuşmuştuk. Haritanın belli yerlerine garajlar dağıtılabilir, konulabilir. Zaten harita da büyürse o iş değişecektir. Performans ve ücret tabanlı şoför çağırma ve çalıştırma. Yine işçi çalıştırma, şoför çalıştırma. Bunları trafikte görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. Nasıl olacak? Şoförleri yine deneyimlerine göre araçlara atacaksınız. Yani işte tır kullanan ayrı, MAN-TG, Fiorino, yani kargo anlamında, kurye anlamında kullanan ayrı olacak. Da Lowbed, daha büyük dorsiyeli taşıyanlar, yük taşıyanlar ayrı olacak. Şantiye kamyonudur. Onları kullananlar ayrı olacak. Lojistik filosunun yönetimi, bakım, işte bu araçların bakımları olur. Onların bir masrafları, giderleri olur. Gelir gider tablosu gibi istatistiksel tabloda oluşulabilir finansal tarafta. Offroad teslimat görevleri. Bu da yine konuşulmuştu. Zorlu ve tehlikeli offroad görev rotaları. Harita aslında buna müsait yapılabilir. Araçta çıkabilme ve etrafta dolaşabilme özelliği, işte dediğim gibi videonun başında hani bunlar daha önce ortaya atılmıştı ama sonra kaldı. Araçtan çıkabilme ve dolaşabilme iyi olur. Araçlar arasında yürüyerek geçiş yapabilme, zaten yine indiğinizde doğal olarak diğer araca da, aynı garaj içerisinde de yan yana araçları çektiğinizde binebileceksiniz. Bunlar aslında Unity'de geliştirdiği için oyun çok fazla şeye müsaade edebiliyor da daha basit, kolay bir şekilde olabiliyor yani, mümkün çoğu şey. Aracın kaputunu ya da dorsenin kapaklarını açabiliyor. Bunu değişik şekilde işte uyarlayın. Yakıt istasyonunda yakıt doldurma. Evet, damperle araçtaki yükseltici kullanarak elle işte bu damperi kaldırma olayı. Güzel olabilir. Teslimattan önce güvenli yükleme. Elle taşınabilecek küçük paketleri evlere teslim etme. Şimdi Fiorino ya da MAN-TG gibi kamyonlarla panel van araçlar oynarken belli nokta, belki apartman girişidir gibi, binaların girişinde de belki işte kapağı açıp değil mi, kargo alıp elinize teslim edebilirsiniz. Yani mantıklı. Hasar onarımı zaten var ama bu geliştirilebilir. Yani hasar alma modellemesi, bu araçların hasar alma sistemi iyileştirilebilir. Bazı araçlarda hasar biraz zor oluyor. Yani Mandalay Scania'da zor olaylar. Yeni lojistik görevleri. Skid steer yükleyicisi falan demişler. Bu ya bir kepçe, bir şey türü aslında. Neyse, onu mesela diyor ki yani yeni bu kepçe bindirdiğiniz gibi onu da kullanarak dorseyi bindireceksiniz, sevk edeceksiniz. Araç taşıyıcı dorseler. Burada mesela araç taşıyıcı dorsede arabaları dorseyi bindirebileceksiniz. Yani bu oyunun zaten konsepti bu. Kendin de yüklüyorsun aynı zamanda. Tombik yükleme ve teslim etme. Bu güzel bir olay. Tombik yükleme, yani vinç sistemin eklenmesi gerekiyor. O da ayrı bir simülasyona girecektir. Göreceğiz bunları. Ormancılık alanları yapılabilirse o alanlar. Kereste, marangoz, çeşitli ortamda hazırlanması gerekecek. Forklift ya da işte skid steer araçları, römorka yükleyebileceksiniz yine. Yat teslimatı yapabileceksiniz. Bu yeni lojistik görevlerin, yeni dorsiyelerin, yeni yüklerin gelmesi demek oluyor. Daha büyük büyük konteyner görevleri ve işte yani bu teleskopikle o konteyner vincini bindirmeye böyle baya bir eleştiri falan geldi. Ya mesele o mu ya arkadaşım, gerçekten? Oyunun daha önemli sorunları varken ona mı takıyor millet? Takıyor. Çünkü yeterince böyle bakmıyorlar. Büyük vinç ya da işte stacker aracına erişim demişler. Daha büyük böyle o vinçler, konteyner taşıyabilen vinçlerden olacak. Araçlardan olacak.
ATV veya motosikleti römorka yüklü teslimatını gerçekleştirebilme güzel. Ve bunun gibi bir sürü görev ve yük gelebilir. Görevin sonunda boşaltma özelliği. Burada kamyona, yani arkasına, tırın arkasına bir forklift takılabiliyor. Ufak tefek şeyler takılabiliyor. Eğer gideceğiniz yerde forklift ya da bir boşaltma sistemi yoksa, yani lojistik bir alan değilse, bunu alıyorsunuz. Siz kendiniz boşaltıyorsunuz paletleri. Böyle bir özellik planlamışlar. Yani park edeceğiz bir yere. Forklift'e geçeceğiz. Alacağız. Oradan Dorse'den paletleri indirip, kargoda indirip depoya boşaltacağız. Yine farkındasınız, hep olay boşaltma yükleme ekseninde yürüyor. Liman vinci ile konteynerleri alıp konteyner gemisine transfer edebilme. Güzel bir olay olabilir. Bir ayrı bir simülasyona giriyor yine burada. Çeşitlilik artırılabilir. Yani burada hem taşıma hem lojistik yüklemede, yani bütün olayı mı diyelim? Evet, lojistik sürecin bütün olayı. Yani isimde aslında ismin biraz hakkını veriyor. Mesela mobilde bu oyun çok çok başarılı olabilir. Şey anlamda söylüyorum. Çok daha fazla kitleye ulaşabilirdi. Steam'de bu sınırlandırılıyor. Büyük bir oyun gibi görünse de. Millet bunu aldığında sonra farklı değerlendiriyor oyunu. Hata yapıyor orada. Yeni araçlar hata da yapmıyor aslında. Steam'de böyle bir oyun çıkıyorsa iyi olmalı ya. Öyle görüyor. Öyle olmasını istiyor. Haklı zaten. Yani bütün eleştiriler, bütün yorumlar aslında haklısınız ama ne yazık ki öyle olmadı. Öyle olacağını der. Yani bu özellikleri ekleyebilirler mi? Ben inanıyorum ekleyebilirler, çünkü şahsen tanıdığım için de hani birçok şeyin eklenmemesi, gelişmemesi nedeni aslında hem küçük takımlar, hem bir şeyler yeni yapıyorlar, başka şeyler uğraşıyorlar. O yüzden olmadı. Şimdi bir engel yok aslında. Bu özellikler gelişecek. Para da aslında çıktığı için oyun artık gelecek. Bir orada da bir sorun olmayacak. Yeni araçlar. Şimdi tabii görevin sonunda boşaltma gibi şeyler, yine farklı şeyler gelebilir, göreceğiz. Yeni araçlar. Elektrikli kamyon. Yani olabilir. Daha fazla rigid şasili kamyonlar, bunu düşünmüştük, yine konuşmuştuk orada, BMC falan ekleriz falan diyordu, ya da işte Aksor, Actros falan gibi şeyler olabilir. Yani güzel olur, sevinir millet zaten, bu yüzden insanlar seviyordu, oyunu takip ettiler yani, başka bir şeyden dolayı değil. Yeni yükleme araçları ve dorseler, yani yeni gelecek olan her şeyin bir kere bu eski modeller gibi olmaması gerekiyor. Yani lastiğine kadar, jantına kadar olmaması gerekiyor, PC'de özellikle. Eğer yeni gelecek olan modeller gerçekten iyi tasarlanırsa, iyi modellenirse, artık Osman'ın birisi daha vardı. Üdayi mi adı bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. O artık onların şeyine kaldı. Onlar yaparsa gelir. Zaten son modelleri onlar aslında modellemişlerdi. Güzel görünüyordu yani onlar. Hani istenilen yapılabilecek şeyler var. Ama mobil ve düşük poligonlu performans odaklı geçtiği için bazı şeyler böyle olmak zorunda kaldı. Yeni yükleme araçları dedik, tamam. Yeni arabalar. Yani Audi falan var ama onlar da artılı tabii. Yani pick-up'lar falan var. Ve daha fazla demişler. Yani göreceğiz. Bunu yorun işte, yani yok Man'ın farklı bir modeli, yok Scania'nın farklı bir yeni bir kasası mesela, olabilir. Araç yükseltmeleri, bak şimdi teknik özellikler olayında oyun zayıf, hani rotardır yok, ısı sabitleme yok mesela, bunu da getireceklerini söylüyorlar, yine yazmışlar. Böyle bir sürü olay var, Dorse frenine kadar tutun. Bak şimdi bunları konuşunca şey anlamayın, oyun yani büyük bir şey haline gelmeyecek, yine belli bir sınırda olacak ama yani bu özelliklerle oynanabilir, daha fazla oynanabilir. Bir sürekli olan bir oyun olabilir. O hale gelebilir. Yani illa ETS2'nin rakibi olalım diye bir şey yok. Bu oyun Onduro Truck Simulator'dan daha umut verici ve hani daha oynanılabilir. Öyle yani. Onduro'nun tabii çok iyi aslında olduğu özellikler var. Ama işte geliştiriciden, vizyondan, sorunlardan çok detaya inersek neymiş dersiniz. Ve o oyun boş yere para yedi yani. Değil mi? O parayı başka birileri yeseydi, ya da diyelim ki Simula Games o parayı artık bundan sonra şey olarak, hani o parayla, onların harcadığı yıllık paralarla Simula Games geliştirecek oyunu, belki yeni bir kişiler katılır değil mi? Sonuçta Almanya'dasın. Güzel olabilir. O yüzden hani feedbackleri doğru verin. Bakın gerçekten oyuna sahip çıkarsanız ya da işte farklı şekilde, yani çok böyle uçuk bir yere gelmesi de, hani bir noktaya gelir ki oyun orada güzel görünür, iyi görünür. Biz de gururlanırız biraz ya, Türkiye'den sonuçta çıktılar gittiler vesaire, orada Avrupa'da mobil oyun stüdyolarını kastetmiyorum Türkiye'de, ama hani PC tarafında biliyorsunuz biraz şey var Türkiye'de, vizyonsuzluk mu var diyeyim, yani ekonomik şartlardan dolayı aslında biraz da öyle oluyor, çünkü yetenekli insanlar değerlendirilemiyor haliyle, adam başka bir şekilde ajansta başka bir, yani modeli niye oyun için modelsin, gider ajansız çalışır, onun için modeller, parasını alır. Oyun olayında PC tarafında biraz zayıfız. Bazı uçuk örnekleri devre dışı bırakırsak
Yani adam çıkıyor survival oyun yapacağım diyor. Yok şey yapacağım diyor. Pat bir sonra ortada yok. Yani üniversitede başlıyor ya da işte bir heves. Sonrası yok. Ha, sonrası vardır onun için ama hani oyuncu olarak sen ondan bir şey göremiyorsun. Türk topluluğu olarak, Türk oyuncu topluluğu olarak diyelim. Ondan bir şey göremiyorsun. En azından Türkiye'de yine geçen bir sürü mobil simülasyon oyunu var. Başarıyla yürüyen hani milyonlarca oyuncuya ulaşan. Düşünün yani. Ama yine şeyi de göremiyorsun. Daha ciddi adımlar atılamıyor bazı konularda. Mobil tarafından sıkışılıp kalınıyor ya. Biraz belki kolay para kazanma, kolay kitleye ulaşma olayları yüzünden. Neyse, araç aksı olayı falan demiş, araç yükseltmeli demiş. Hani parçalar düşünmüştü yine. Araçların parçaları değişebilir, farklı özellikler katılabilir. Motor upgrade olayları olabilir değil mi? Değil mi? Şasi falan gibi durumlar olabilir. Yani bunlar olabilecek şeyler. Unity'de zaten bunlar hep yapılıyor. Gerçekçi araç tasarı zaten bundan bahsetmiştik. Şimdi harita boyutunun genişletilmesi var. Böyle bir planları var. Zaten aslında harita biraz genişlemiş ve bir şey eklenmişti. Farklı yerleşkeler eklenmişti haritaya. Yeni alanlar yapılmıştı. Ama şu var. Dedik ya, mobil o şekilde gidiliyor. Nasıl er yeni ETS2'nin er yeni DLC'sinde haritalar artı artı gitti. Bunda da öyle olabilir. Ama kurgusal bir harita. Kurgusal bir harita olunca biraz hani Truck Driver çıkmıştı mesela en son. PC'ye bekleniyor şu an. Onda da kurgusal bir harita var. Şeyde sıkışıyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Ya oyuncular şey istiyor. Biraz daha realistik ortamda sürmek istiyor. Ve özellikle bu oyun bunu hak ediyor. Ben şu an deseler ki sıfırdan harita yapacağız. O haritayla birlikte böyle büyük bir böyle genel bakım güncellemesi gelecek. Ben onu desteklerim, onu isterim. Çünkü bu haritada çok eksik var. Şey olarak hani dedik ya, ya bir süreç vardı ve o belirsizlikler, beklemeler falan yüzünden oyun ortada kaldı ve yani oraya çekildi, buraya çekildi. Mobil oyun oluyordu ama mobil oyun gibi durmuyordu. PC'ye geliyordu, PC gibi durmuyordu. Switch'te bence gayet iyi. Switch'te aslında ben çok merak ediyorum o başarısını çünkü Switch'te bu oyun oynanır. Harita boyutu genişletiliyor ama eksikler var. Yani işte levhalar, o mekanların adlarının yazılması lazım levhalara, trafik lambaları. Hani böyle bir sürü detay var. Mesela kedi gözü daha sonra eklendi. Hani böyle bir sürü şey var haritaya gerçeklik katan. Bunların eklenmesi gerekiyor. İşte bu genel bir isim. Yani bunlar bu özellikler genel ama bunun altında bir sürü özelliğin gelmesi gerekiyor ya. Onlar da sizin vereceğiniz feedbacklerle olacak. Cruise Control Retard zaten bahsettik. Böyle bir sürü özellik var. Eklenmesi gereken düz vites belki dersiniz. Belki şanzımanın seslerin daha iyi hale gelmesi diyebilirsiniz. Evet. Bunlara katılıyorum. Yani seslerin iyileştirmesi diyebilirsiniz. Ama bu oyuna bakıp da yani sesler çok kötüymüş diyemezsin. Çünkü oyunun özellikleri belli, seviyesi belli. Pat diye giriyorsun, sesler kötü. Daha ondan önce bir sürü şey var. Tam gece gündüz döngüsü. Ya bu şey, gündüz gece döngüsü var ama iyileşebilir birçok konuda yine. Şu an eklenen sistem yeni ve iyileştiriliyor, genişletiliyor. Bir sürü şey ekleniyor oraya. Üçten fazla dingile sahip araçlar için dingil kaldırma özelliği. Bak şimdi bu özellik güzel. Yani yine dediğim gibi teknik özellikler, mekanik özellikler araçla ilgili. Bunlara böyle yeni nasıl diyeyim tuşlar demek, yeni sesler demek belki de, yeni olaylar demek sürüşle ilgili değil mi? Davranışı değişir aracın. O yüzden bunlar güzel, bu planlar iyi. Yani aslında bu yazılan her şey çoğu şey olması gereken şeylerdi. Daha fazla özellikler de işte oyuncuların geri bildirimine göre eklenecek. Yani size kalmış olay. Şimdi oyun 69 lira fiyatı yüksek zaten bunu biliyorsunuz. Daha ucuza olur muydu? Ya olabilirdi ama şimdi Airsoft var, bir yayımcıyla giriyorsunuz şeye, piyasaya diyelim, çıkarıyorsunuz oyunu. Bu iş değişiyor. Kar etme işte bir gelir gelmesi gerekiyor. O var. Mesela Switch'e daha pahalı. Şeyde daha ucuz. 18 euro mu 19 euro mu ne? İndirim vardı çıkışta. Yani bir şekilde gelir sağlanmalı. Ya fiyat da aslında mesele değil. Mesele bu söylenen şeylerin planlı bir şekilde, güzel bir şekilde gelmesi. Yine dediğim gibi çok böyle uçuk bir beklentiye girmeyin. Çünkü ya bu özellikler gelirse, şöyle diyelim. Bu özellikler gelirse eğer, güzel güncelleme gelirse bir sonraki PC oyunu daha iyi olur. Ama ben yine siz de biliyorsunuz yani şimdi yayımcılar bazen güzel şeyler katabiliyor, bazen de katamıyorlar. Yani firmalar. Yine iş geliştirde bitiyor. Yani geliştirici yapmadıkça olmaz. O ısrar etmedikçe bazı şeylerde olmaz. Öteki türlü ya bir konuda iyi olursun ama bir konuda zayıf olursun. O zayıf olduğun konu yüzünden bütün o olumlu özellikleri yutar gider. Bu birçok oyunda var yani şu an işte. Airsoft'tan çıkan birçok oyunda da böyle bir durum var.
Umarız her şey planlıkları gibi olur. Yani bu plandaki özellikler gelir, her şey geliştirilir. Daha iyi hale gelir Track and Logistics Simulator. Bu kadar. Yani yine gelişmeleri aktarmaya devam ederiz. Oyunu anlayın ya, ben onu istiyorum. Hani böyle görsellere, videolara bakıp da kanmayın. Yani bunu her oyunda yapıyorsunuz, sadece bu oyunda değil. Çoğu kişi bunu öyle yapıyor ve sonra oyunu oynarken bu öyle olmadığını görüyor, sonra kızıyor. Ya oyun zaten videolarda anlaşılır ama video da her zaman işte yeterli değil. Bazı oyunlar için deneyim gerekiyor haliyle. Mobile ne zaman çıkacak derseniz, mobile bilmiyorum. Ağustos falan deniliyor ama o değişebilir çünkü zaten PC'ye çıkarıldı, Switch'e çıkarıldı. Onlara güncelleme gelmesi lazım. Mobilde gelse bile şey var işte, yine aynen nasıl yürüyecek iş? Onu da merak ediyorum. Sıkışabilirler. Yani Ağustos sonunda falan herhalde belki çıkar ya da Eylül'de falan. İşte ertelenebiliyor ya. Zaten oyun hep ertelene gitmişti. O kötü olmuştu. Ben dediğim gibi başında da videonun, ben ilk önce PC'de değil de mobile çıkmasını isterdim. Mobile bu özelliklerle yine çıksa zaten başarılı olacak. Mobilde ya ücretsiz sürüm düşünülüyordu. Şu an son durum ne bilmiyorum. Yani ücretsiz çıkacak. İşte mesela bak, daha iyi öyle çıkacak. Milyonlarca demeyeyim de yani şey bakın, yani kısa sürede binlerce oyuncuya erişebilir, değil mi? Multiplayer özellikle, değil mi? Multiplayer'da da mesela şimdi bahsetmedik ama bir sorun olarak senkronizasyon kötü biraz. Özellikle biz Avrupa'daki sunucular bağlanırsak ya da farklı bir sunucu atarsa bize, 100 pinglerde oynuyoruz ve oyuncular biraz işte uzakta ya da yakında giderken biraz takılabiliyor, gecikmeli olabiliyor. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. En son geldiğimde öyle bir sorun vardı. Belki de işte değişik durumlardan dolayı 16 kişi, 10 kişi olunca sunucu şaşırabiliyor. Burada zaten hani bir anda her şey mükemmel olacak diye bir şey yok. Buna yine geliştirilecek, değil mi? Sorun çıka çıka işte hatalar saptana saptana oyun geliştiriliyor. Yani multiplayer bahsetmedik pek ama multiplayer bu oyunun biraz daha böyle ön plana çıkmasında çok faydalı olan bir özellik. Pratik dedik ya, işte böyle direkt bağlanıyorsunuz, oynuyorsunuz arkadaşlarınızla, her aracı değiştirebiliyorsunuz. Bu özellikler geldiğinde mesela bunlarla beraber işte o da geliştirirse, o da yine senkronize çalışacağı için çok iyi olur. Nasıl diyeyim, birbirine arka çıkan özellikler var oyunda. Video açıklaması Steam sayfası var. Şimdi oyunu aldıysanız zaten ben gördüğüm birçok kişi almış oyunu. Ya kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor ayrı. Ama şey var. Yani ben düzgün yorumların gelmesinden yanayım. Yani eğer aldıysanız oyunu yazın. Yine olumsuz özelliklerime en kritik özellikleri yazın. Hani yazıyor bazıları, görüyorum. Onları yazın işte. Sürüşte, otomatik merkez denetimi, direksiyon vesaire, bu gibi şeyleri yazın. Hani bunları ayrıntılı bir şekilde yazarsanız daha iyi olur. Yabancı zaten yazıyor, yine görüyorum. Genel fikir bu zaten. Yani genel kanı şu an oyun. Potansiyel var. Tamam mı? Adam diyor ki şimdi, ulan tamam ama eksik şeyler, ama ya potansiyel var. Şimdi oyun bu şekilde geliştirilirse, iyi olursa, yani benim işte belli oyunlar dışında oynayabileceğim alternatif bir oyunum olur. Yani oynarım, eğlenirim. O kanında herkes, yani o şeye kapılmış şu an. Çünkü bir potansiyel var yani bu oyunda. Yani kopya bir oyun olsaydı, her bakımdan şey olarak aynı şeyi yapmaya çalışsaydı diğerleriyle, zaten böyle olmazdı. O yüzden bir şeyler var. Bunlar doğru düzgün tamamlanırsa, doğru düzgün gelişirse bence daha iyi hale gelir zaten. O kaçılmaz olur. O gerçekten kaçamayız. Bir şekilde iyi hale gelir. PC grafikleri dediğimiz gibi konuşur zaten. Bir şeyler iyi. Yine bahsettiğimiz işte poligon modeldir, ayrıntılı modellerdir. Bunlar zaten biraz sırıtabilir PC'de doğal olarak. PC'ye mobilin portlanmış hali geldi doğal olarak, değil mi? Yani burada bir şey var, ayrıntı var. Yani şimdi millet PC'ye çıkınca her şeyi çıkarıyor. Direkt PC'deki diğer oyunlarla kıyaslıyor ve ona göre değerlendiriyor. O zaman da işte ortaya çıkan şeyler belli. Neyse, çok konuştuk. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Belki direksiyon stili falan oynarız yine ama yayın yapmadım. Yayında aslında bir canlı canlı konuşmak lazım. Bu videoyu çekmek istedim, o yüzden şey yapmadım. Neyse, görüşürüz, hoşça kalın.